Trump, kimin sağ kolu Amerika Birleşik Devletleri'ye geliyor? Teşekkürler. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la zirveyi iptal edip ardından, zirve halen mümkün, diyen Trump, kimin yardımcısının New York'a geldiğini Twitter'dan duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapması planlanan zirveyle ilgili bir dizi soru işareti doğursa da iki taraf arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Trump, bugün Twitter'dan şu açıklamayı yaptı. Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için muhteşem bir ekip bir araya getirdik. Zirve ve daha fazlası ile ilgili buluşmalar hali hazırda gerçekleşmektedir. Kuzey Kore Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yang-chol, New York için yola çıktı. Daha önce Kim'e mektup gönderip zirveyi ertelediğini iletmesine rağmen Kuzey Kore'den, halen Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeyi istiyoruz, açıklamasıyla karşılaşan Trump, Kim Yang-chol'un gelişiyle ilgili, mektubuma sağlam bir yanıt teşekkür ederim, yorumunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri heyeti de Kuzey Kore'de İBRE'nin yeniden gerçekleşmesinden yana döndüğü 12 Haziran'daki Singapur zirvesi için iki taraf karşılıklı üst düzey diplomatlarını gönderdi. TSE'yi bu sabaha karşı Trump, benimle Kim Jong-un arasındaki zirveyi planlamak üzere bizim Amerika Birleşik Devletleri heyeti, Kuzey Kore'ye vardı, açıklamasını yaptı. Kuzey Kore'den en üst düzey ziyaret ardından Trump'ın New York yolunda olduğunu duyurduğu Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol, 18 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ye giden en üst düzey Kuzey Koreli yetkili konumunda. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'ye girişi yasak Kim Yong-chol, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programındaki rolü gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore tarafından 2010 ve 2016 yıllarında kara listeye alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri